Hocam Neslihan Hanım e, selamlarını iletmişler. Hanımefendiler evde teravih namazı kılabilir mi demişler. Biz bu soruları geçen yıl iki yıl üst üste o kadar çok cevaplandırdık ki hocam sizinle. Teravih namazı evde kılınır mı, cemaat olur mu, kaç rekat kılmalıyız. Dilerseniz teravih namazıyla alakalı e, izleyicilerimize bir bilgi baştan aşağı verelim. Aşağı yukarı 7 dakikamız falan var. E, bir bütün halinde hocam sizden dinliyoruz. Teravih o zaman, namazı nedir, nasıl kısaca kılınır, müferiden kılınır mı? kısaca hemen öncelikle biz faziletini alalım. Çünkü e, insanlarımız bu namazda bunu eda ettiklerinde nail olacakları sevabı bilsinler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki men kama ramadane imanen ve ihtisaben gufira ma taqaddama min Kim Ramazan gecelerini Ramazan farziyetine ve faziletine iman ederek ihya ederse, men kâme ramadâne imânen vahdisâben, farziyetine, sevabına inanarak, orucun farziyetine inanacak, gecelerinde yapılacak olan ibadetlerin de, ibadetlerin de sevabına iman ederek, ecrine iman ederek, sonra da vahdisâben, onu ihlasla kılıp ecrini de Allah'tan bekleyerek Ramazan ihya ederse, biraz uzattık ama kısaca toplayalım. Kim Ramazan gecelerine sevaplarına iman ederek, faziletlerine iman ederek ve onu da Allah'tan geleceğini umarak, tasdik ederek, İhya ederse... Bu ihya da teravih ve diğer nafile ibadet. Buraya gelelim. İhya ederse geçmiş küçük günahları bağışlanır. İnşallah geçmiş küçük günah. O zaman ihya diyor bakın ben ramadana. kim ramazan gecelerini ihya ediyor. Peki ihya neyle olur? En büyük ihya teravih'tir. Ramazanda en büyük ihya teravih. Sonra Kur'an okumaktır. Sonra zikirdir, sonra ilimdir vesaire. Sonra işte fakir fukara'yı soframızda ağırlamaktır vesaire vesaire. İhya çeşitleri Ramazan'ı çok yönlü. Geceleri ise ibadetler Taravih'tir, Kur'an okumaktır, zikirdir, istiğfardır. Evet. Peki, taravih namazı. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz taravih namazını bizzat kılmış. Üç gecede, üç gecede kısa dediğin için hemen şey yapıyorum, sahabeyi kirama kıldırmış. Dördüncü gün halk o kadar çoğalmış ki, hadislerde, hı hı. E, cami, peygamber aleyhissalatü vesselam mescidi almaz hale gelmiş. Ama peygamberimiz çıkmamış. Ertesi gün ben sizin namazı olan düşkünlüğünüzü biliyorum. Buraya için toplandığınızı da biliyorum ama size farz kılınır da bu Sonradan farzı yerine ağır getiremezsiniz. Gelir. Size meşakkat olur diye çıkmadım demiş ve sebebini de açıklamıştır. O halde Peygamber aleyhissalatü vesselam teravih kıldı. Ümmet teravih kıldı. 1400 küsür yıldır da bu ümmet teravihi camilerde de kılıyor. Evlerde cemaatle de kılıyor, evlerde yalnız başına da kılıyor.